Sevgili yay burçları, hazır mısınız? Ocak 2022 sezonu sizleri neler bekliyor? Hadi yorumlayalım tek tek. Şöyle bir elime aldığımda. Kahve tarot yapıyoruz. Ocak 2022 sezonu yaylara bereket, bolluk, iyiliği taşısın inşallah. Arkadaşlar, her şeyden evvel şöyle bir ateş elementine bakalım. Bir negatif enerji varsa üzerimizde, bir büyü, maji, kötü enerji, altın, gümüş, mor, alev enerjisi, bütün negatif enerjileri yak ve yok et diyoruz arkadaşlar. Sıkıntılı bütün süreçler bitiyor. 15 saniye kadar sessizlik lütfen. Sevgili altın, gümüş, mor, alev enerjisi, baş melek Zadkiel, Sertçe Amen. Bizleri hastalıktan, salgın hastalıktan, kem gözden, tüm nazarlardan, negatif enerjilerden korumaya alın, korumaya alın, korumaya alın. Tüm negatifleri iptal ediyorum, iptal ediyorum, iptal ediyorum. Şu andan itibaren kendimi her türlü iyiliğe açıyorum. Beni korumaya aldığınız için teşekkür ediyorum diyebilirsiniz arkadaşlar. Altın, gümüş, mor, alev enerjisi tüm negatif enerjileri yaksın. İnşallah size yenilikleri taşısın. Evet, sevgili yay burcu, bakıyorum arkadaşlar. Bir tümsek, tümsek, tümsek ve üzerinde iki kişi. Arkadaşlar, iki tane büyük engel aşılmış ve yanında Venüs işareti. Aşkta yüzünüzün güleceği bir dönem iştesiniz. Başak çıkıyor. Arkadaşlar, Başak çıkıyor burada. Başak daima ve her koşulda bereketin işaretidir. Bir bereketli süreç, bir bereketli dönem başlamış ve adeta aşkın kanatlarında uçacaksınız. Yeniden bir doğumu yaşayacaksınız. Üç tane büyük dileğiniz var. Üç büyük dileğinizin de olacağı ve yakında feraha çıkacağınız günler çok yakın sevgili yay burçları. Evet, yay burçlarına şöyle bir baktığımda arkadaşlar, hafiften bir gözyaşı, hafiften bir ağlama ve hafiften bir sıkıntılı süreçleriniz olmuş. Bu sıkıntılı süreçleri atlatacağınızı, kendinizi böyle yeni bir çevrede bulacağınızı söyleyebilirim yay burçları. Görüyor musunuz? Yeni çevre, yeni olaylar, yeni başlangıçlar sana çok iyi ve güzel olarak gelecek. Arkadaşlar, 4 sayısını veriyor. 4 sayısı ev ile ilgili sorunlar, ev ile ilgili sıkıntılı süreçlerin hallolacağı gözüküyor. Ya da bir ev alma projeniz var. Bunu gerçekleştireceksiniz. Bulutların üzerinden böyle bir melek kanadı süzülüyor arkadaşlar. Adeta göksel olan, Rahman olan size iyiliğini yağdırıyor. Zaten ufacık bir dua etseniz duyuluyor sevgili yay burçları. Bunu siz de biliyorsunuz. Ruhaniyet sizde çok yoğundur. İnsancılık sizde çok yoğundur. Kocaman selva ağacı ve selva ağacının altında iki kişi görüyorum arkadaşlar. Sanki bir uzaktan bir ölüm haberi alınacak. Belki de bir olabilir. Yaşlı bir insandır, vadesi dolmuştur, aileden uzak akrabadır, aileden birisidir. Bir ölüm haberi alınacak. Ama içinizi ferah tutun, rahatlama ve her türlü iyilik hayatınıza akıyor. Arkadaşlar, akışa geçtiğinizi, kendinizi yeniden yapılandırdığınızı görüyorum. Kocaman bir dil çıkmış, bir dedikodu yüzünden canınız sıkılmış yay burçlarım. Bir dedikodu yüzünden canınız sıkılmış ve bu dedikodulu süreçleri atlatacağınızı görüyorum. Bir elektrik santrali var arkadaşlar. Bu da kova burçlarıyla olan ilişkilerinizde böyle nasıl diyeyim? Elektrik santrali yeniliği ve kova burcunu temsil ediyor burada. Kova burçlarıyla ilişkilerinizde sorun yaşayabilirsiniz. Stres olabilir ve ani ayrılıklar yaşanabilir. Allah muhafazana, ya daha da ileri boyutlara taşımayın. Sıkıntılı süreçler olabilir. İsminde Z harfi, E harfi, İ ve T harfi olanlarda hafif bir üzüntü olabilir arkadaşlar. Ama bu üzüntülü süreçler çok uzun sürmeyecek. Kısa sürede iyileşmeler olacak. Akrep görüyorum burada arkadaşlar. Akrep burçlarından birisi ya da akrep burçlarıyla ilişkilerinizde şifalanma var.
Akrep ve akrebin üzerinde bir şemsiye ve bereket yağmurları görüyorum. Akreplerle ilişkiniz varsa bereketli bir döneme girmişsiniz. Elma çıkıyor arkadaşlar. Kocaman bir elma ve bir genç kızın elinde. Kesinlikle sihirli bir aşkın başlayacağını, bunun sizi ileri boyutlara taşıyacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Uçurumun kenarında bir bey var. Duyguları, düşünceleri onu depresyona sokmuş ya da kendi hataları yüzünden depresyona girmiş. Fakat 3 ay içerisinde ya psikolojik tedavi görecek ya da birilerinin yardımıyla bu depresyondan kurtuluyor tez günde hayırlısıyla. Tabağa baktığımda arkadaşlar, evet, bir merdivenden çıkılıyor, bir kapıdan giriş, bir aile yemeği yeniyor. Ailecek bir araya gelme, bir aile yemeği yenme ve gerçekten de güzel başlangıçlar yapılıyor. Ş harfi çıkıyor. İsminde Ş harfi olan Şenur gibi, Şenay gibi, Şengül gibi ya da Ş harfiyle Şakir olabilir erkek ismi. Bu kişiye çok büyük bir bereket, çok büyük iyilik akıyor. Ş harfleri neşeli ve böyle şen şakrak bir döneme giriyorlar hayırlısıyla. Yeni dönemeçte çok iyi şeyler yaşanacak arkadaşlar. Dönüşüm var size. Dönüşüm kaçınılmaz ve çok iyi geliyor. Evet, bu sensin sevgili dostum. Ateş burcu kadını. Bu ya bir koç kadını, ya bir aslan, ya bir yay kadını. Ateşli bir kadın. Ateşli bir kadın. Yay kadını bu sensin. Kalbin darbe almış, yara almış, ihanetle sarsılmış. Gerçekten ihanetle sarsılmış. Ve bu ihanetin arkasını arkadaşlar yüreğinde ölçüyorsun, tartıyorsun. Belki de ayrılıkları bu yüzden yaşıyorsun. Bir başkası tarafından ihanete uğramak seni çok yormuş gösteriyor. Bakınız, bana bir şans daha ver diyen bir erkek var burada. Bana bir şans verir misin diyen bir erkek var ama kadın o şansı vermiyor. İhanet eden bir adam bana bir şans ver, bu ilişkiyi tamamlayalım diyor ve aniden gidilmiş, aniden ayrılıklar olmuş. Kadın diyor ki ben sana şans veririm ama artık senin benden gitmen koşuluyla, senin alabileceğin tek şans benim seni serbest bırakmam. Gerçekten erkeği serbest bırakıyor ve kadın gerek cinsel anlamda gerek tensel anlamda böyle bir yalnızlık oluşturuyor yüreğinde. Sen sevgili yay burcu, yüreğinde yalnızlık ve bir boşluk oluşturduğunda doğru insan doğru zamanda gelecek. Artık arkandan ne entrika çevriliyor biliyorsun. Görüyor musun arkadaşım? Ne entrika çevriliyorsa biliyorsun. Şöyle tutayım. Beni sırtımdan vuranlara, bana böyle her türlü mücadeleyi layık görenlere diyorum ki siz kendi yani iki yüzlülüğünüzde boğulun. Affedersin, kendi çirkefinde boğul ve ben kendi dünyamı yaratacağım. İçinde boşluk oluşturmuşsun. Bu ritüeli yapacaksın ya da yapmışsın. Felaketten kurtulmuşsun ve yeni bir insanla yeni bir döneme giriyorsun. Yıldızlar seni destekliyor. Ay senin yeni bir yuva kurmanı sağlıyor sevgili dostum. Yeni bir yuva, yeni bir oluşum ve bakınız, bir büyüyü bozduruyorsun. Bir büyüyü, bir majiyi, bir negatif enerjiyi bozduruyorsun. Ve bazılarınız arkadaşlar bir karanlık bir günde, yani yağmurun yağdığı, belki bulutların gri olduğu bir günde ayrılık yaşamışlar ama bir dolunayda biriyle tanışacaklar. İçinizdeki boşluğu dolduracak ve içinizdeki acıları dindirecek birisiyle bir dolunayda çok güzel aşka yelken açıyorsun sevgili dostum. Evet, kesinlikle evet diyor. Ne geçiyorsa aklından, sorunun cevabı kesinlikle evet. Arkadaşlar, kesinlikle ne soruyorsanız bu sorunun cevabı evet olarak geldi. Ve bir an evvel işe koyulun, bir an evvel kalbinizde bir boşluk bırakın ki onu yeni bir insan sevgiyle doldursun sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım dostlarım,
Videomu beğendiyseniz lütfen likelayın. Yorum kısmına mutlaka bir emoji bırakın. Daha çok keşfete düşmem lazım. Seviyorum sizi. Hoşça kalın, dostça kalın efendim.